Salam, sabahınız xeyirli uğurlu olsun, dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördüm. Bugün də bu sabahda mən Leyla İlqar 2 saat ərzində sizlərlə bərabər olacam. Bugün həftəmizin ilk günüdür, bazar ertəsidir, bugün çox gözəl bir gündür. Bugün çox dəyərli bir insan qonağımız olacaq bu sabahda. Qısa olaraq giriş etmək istəyirəm. Uzaqlardan qonaq gəlib, fərqli bir qonaqdır, çox maraqlı bir qonaqdır. Biraz sizi intizarda saxlayacağım və bir neçə dəqiqədən sonra həmin maraqlı insanı mən studiyamıza dəvət edəcəm. Bugün çox gözəl bir libasda gəlib, bugün çox gözəl musiqilər olacaq, bugün gözəl şeirlər olacaq, bugün çox maraqlı söhbətlər olacaq. Hər biri bu sabahda olacaq. Odur ki, hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətiniz bizdə olsun. Girişdə də gözəl bir musiqi bax hal-hazırda səslənir, türkü söylənir. Bunu təbii ki, bir neçə dəqiqədən sonra biləcəksiniz ki, bugün qonağımız kimdir? Və iki dəfə olaraq nəzərinizə çatdırım ki, Dünya TV-də bu sabah verilişində mən Leylanın təqdimatında həmin insan qonağımız olacaq. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, vaxt itirmədən dəyərli sponsorlarımızdan qısa olaraq məlumat verim sizlərə, sonra isə həmin dəyərli insanı studiyamıza varı üçün, məsələ vaxt itirmədən istəyirəm ki, qonağımın təqdimatına keçim. Çünki hörmətli tamaşaçılarımız, biləndə ki, həmin insan bugün bu sabahda qonaq olacaq, əslində həm çox qürurlandım, həm çox sevindim ki, həmin insanla bərabər 2 saat həm söhbət olacaq, çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq, maraqlı mövzular haqqında danışacaq, çox maraqlı bir, türk dilində desək, çox maraqlı bir dizidə həmin insan oyuncudur. Yarışmalardan birindən hər kəs onu gözəl tanıyır, gözəl türküləri var, gözəl şeirləri var və ən əsası çox gözəl libası var. Odur ki, dəyərli tamaşaçılarımız, mən həmin insanı dəvət edəcəm, amma istəyirəm ki, biraz o insan haqqında sizə məlumat verim. Qoy biləsiniz ki, bizim dəyərli qonağımız bugün kimdir? Türkmən qonağımız var bugün, uzaqlardan gəlib və əsas odur ki, bizimlə bərabərdə ilk dəfə bu sabahdadır, ilk dəfə yəni qonaqdır. Suriyəli türkməndir, hətta hürmətli tamaşaçılarımız Diriliş Ərtuğrul dizisindən hər kəs o insanı çox gözəl tanıyır. Bilirəm ki, tamaşaçılarımız da hər kəs diqqətlə ekran qarşısına əyləşib ki, maraqlı da həmin insan kimdir? Bayır Bucaqlı Ozan Adil Şan bugün bu sabahın qonağıdır. Xoş gəlib, səfa gətirib və mən istəyirəm ki, mikrofonu qonağımıza təqdim edim. Gözəl bir musiqi ilə bizim tamaşaçılarımızı səhər-səhər salamlasın, xoş ovqat bəxş etsin. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Hadi güç verir uzak ama çok yakın adam. Göçlere kapılan Türk tohumlarını üç kıtaya dayayan can ciğer adam. Tepelerin ardına uzanır gözler, mıh gibi çakılır kulağına sesler. Kalpler atar 1500 kilometre ileride kardeşin seni bekler. Hamatımız her hep şanla horanca olan tepelerinde. Heydinli Erbeyli Baharat Bayat Türkmen Arşı Antlar ile kervan ile düştük kurbetinle.
mı o gurbet? Her gece harbet, Şam ya da Humus, Elbeyli ve Halep. Kar gibi yağsa da insana kan hep, can yarısına buradan bir selamet. Kaya gibi dikili bu tarihi seyret, kadın kızı gibi sabit bu asalet. Gün gelir hayatı paylaşır insan, bayır bucak sen her gün devam et. Yüklendi kervanlar göçe, 84 bin otada deniz. Asya, Avrupa, Afrika, üç kıta yanan savaşız biz. Bölük bölük göçler ile, atlar ile, kervan ile, düştük gurbet illerine biz. Bölük bölük göçler ile, atlar ile, kervan ile, düştük gurbet illerine biz. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Sefa, sağ olasınız. Getirmişsiniz. Buyurun, eyleşin. Ürəyiniz hardan istəyir? Hara sizə rahatdır. Amma eyleşmədən öncə mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, istəyirəm ki sizlər də biləsiniz. Bugün əslində dünən çox əlamətdar bir gündür. Dün axşam. Amma bəli, dünən efirimiz olmadığı üçün əslində telefon bağlantısını da mən təbrikimi etdim və səbirsizliklə səhəri gözlədik ki, tamaşaçılarımıza da bəyan edək və sizi canlı olaraq təbrik edim. Çünki dünən sizin bayraq gününüz qeyd olundu. Bayrağınız seçildi. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Uğurlu olsun. Hər zaman ucalarda zirvələnsin. Zirvələrdə və hörmətli tamaşaçılarımız, doğrudan da bu gün çox gözəl gündür və nəzərinizə çatdırım ki, ilk dəfə olaraq biz bunu televiziya olaraq Dünya TV adından, bu sabah adından sizə bəyan edirik. Evet. Təbrik edirəm. Hər zaman dalğalansın bayrağınız. Təbrik edirəm. Allah razı olsun. Bu haqda istəyirəm qısa olaraq, buyurun əyləşin, tamaşaçılarımıza məlumat verin. Necə bir hissdir? Əslində düşünürəm biraz həyəcanlı olar. Evet. Çünki çox gözəl bir gündür və hər gün, yəni dünəni nəzərdə tuturuq hörmətli tamaşaçılarımız, bayram günü olaraq, bayraq günü olaraq qeyd olunacaq sizlər tərəfində, sizin elinizdə, obanızda. Buyurun. Evet, öncəliklə ben teşekkür ederim. Can Azərbaycana və Dünya TV'ye, sizə Leyla Hanım teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiğiniz için Allah razı olsun diyorum. Bizim dün bayrağımız seçildi. Suriye Türkmenlerinin resmi bayrağı seçildi. İlk defa bayrağımız dün akşama doğru seçildi ve karar verildi. Bayrağımız eğer hazırsa, arkadaşlar ekrandan da gösterirse mutlu olurum, sevinirim. Hürmetli rejissorumuz, xahiş edirəm bir neçə dəqiqə sonra bir söhbətimizi davam edək ve ekranlarda her birimiz görəcəyik ve tabii ki bayrağı hakkında da məlumatı siz bizə verəcəksiniz. Evet, bayrağımız işte dün bizim yerel yönetimler, ondan sonra Türkmen Meclisimiz, askeri komutanlarımız sahada, bizim Türkmen Dağı'nda, Halep'te savaşan Türkmen yiğitlerimiz, Türkmen komutanlarımız, ondan sonra partilerimiz, derneklerimiz, sivil toplum örgütlerimizin bir araya gelerek oy birliğiyle bayrağımızın halkla birlikte seçildi. Bizim Çoban Bey yöremizde, Çoban Bey Halep yöremize bağlı bir Türkmen beldesi. O beldemizde bayrağımız seçildi. Bayrağımızı dün seçtiler. Ben de akşam telefon aldım. Bana nasip oldu. İlk defa yurt dışında bayrağımızın tanıtımını yapmak bana nasip oldu. Ve ilk defa televizyon ekranlarında da burada Dünya TV aracılığıyla dünyaya yayılmış olacak. Ayrı bir mutluyum, bir Türk yurdundan, bir can Azerbaycan'dan ve bizim ata topraklarımızdan bayrağımızın bugün tanıtımının olması, burada bununla, bayrağımızdan söz etmemiz ayrı bir gurur taşıyorum şu an. İnanın ki karşılıklıdır. Ben dünən biləndə çok sevindim. Var olasınız. Çünkü doğrudan da o biraz duygusal anlardı. Evet. Aslında insan o yaşadıklarını, kalbinde olduklarını dilə gətirmə biraz çətin olur. Çünkü daxilən evet. insan daha hardasa bu duygusal anlardı. Ve evet. hörmətli tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, artık 18 noyabr sizin məsələ rəsmi bayraq günü İnşallah seçildi. İşte. Ve her il məhz bu əlamətlər gün bayram olarak, həm bayraq günü, həm bayram olarak qeyd olunacaq hər dəfə sizlər tərəfindən. Rabbim inşallah 18 Kasım bizim bayraq günümüz olacaq bundan sonra. Bizdə noyabr ayı sayılır. Bayram günümüz olacaq, bayraq günümüz olacaq. Bunu çeşitli etkinliklərlə kutlayacağız. Rabbim hiç kimseyi bayraqsız, vatansız bırakmasın. Amin inşallah. Bizlər çünkü çok çektik
çok acılar çektik Suriye topraklarında. Onun için bayrak nedir, vatan nedir iyi biliriz. Keza Azerbaycan'da Karabağ'da çekti bunu, Karabağ'da yaşadı. Onun için bayrak önemlidir. Bayrağımız ekranda da gözükürse daha da mutlu olurum. İnşallah bir neçə dəqiqə sonra olacaq. Mən siz istərdim ki, əslində bizlər bunu bilirik, amma tamaşaçılarımız izləyir bizi. Və mən istərdim ki, bunu sizə sual olaraq səsləndirim. Siz də daha ətraflı, geniş şəkildə sualımı, təbii ki, cavabını səsləndirəsiniz. Əslində, Suriyəli türkmənlər kimlərdir? Bax, istərdim ki, bunun anlamını məsələ... siz bir Suriyeli Türkmen olarak bize beyan edersiniz, bahsedersiniz. Evet. Şimdi Suriye Türkmenleri Türkler Anadolu'ya Malazgirt muharebesiyle geldiler. Ahlat mevkiine yerleştiler. Ondan sonra Süleyman Şah'la Halep'e doğru bir göç başladı. Halep çevresine, Fırat bölgesine Suriye Türkmenleri ilk Selçuklu Türkmenleri olarak gittiler. Selçuklu döneminde gittiler. Daha sonra Süleyman Şah'la yoğun bir göç olarak gidildi. Süleyman Şah'tan kalan bazı Türkmen soyları var. Süleyman Şah'tan önce de Türkmen aşiretleri vardı Halep yöresinde. Bizler ki Halep yöresine nereden gitmişiz? İlk önce ona bakmak lazım. Çünkü bizler ata toprağımız dediğim, bugün Azerbaycan'dayım. Niye ata toprağı dedim? Çünkü biz buralardan gitmeyiz. Ben. Yani Azerbaycan'dan, ondan sonra Horasan'dan, Güney Azerbaycan'dan doğru biz sökün edip bir 84 bin otak, bakın demin eserimde de 84 bin otak evimiz ben. Diye dedim. 84 bin çadırla Suriye Türkmenleri o topraklara gitmiş, oraya yerleşmiş. Ecdat bizi oraya bir gaye için yerleştirmiş. Ben. Ne için yerleştirmiş? Aynı zam hem Suriye Türkmenleri Haç yolunu, Bayırbucak Türkmenleri özellikle haç yolunu korumak için, oranın güvenliğini sağlamak için hem de Bağdat ticaret yolunun sağlanması için Rakka bölgesine yerleştirilen Türkmenler var. Yani önemli bir görev yüklemiş ecdat bize ve biz de o görevin bayrakçısını yapmışız, oranın bekçiliğini yapmışız, oranın emniyetini sağlamışız. Bir önemli milletiz. Gerek Türkiye'miz için, gerek o dönemdeki Osmanlı toprakları için bizler önemli roller üstlenmişiz Suriye topraklarında. Bunu yüzyıllarca orada yaşamış, orada kalmışız. Bazı nedenler, bazı göçler yaşanmış tekrar bu tarafa, Acem'e, işte Horasan'a, Azerbaycan yöresine tekrar dağılan insanlar da olmuş. Onu da nereden biliyorum derseniz? Azerbaycan'dan, İran'dan bazı şair dostlarım var. Türkiye'deki etkinliklerde karşılaşıyoruz. Tebdiller, siz tebdildirsiniz. Tebdillerde karşılaşıyoruz. Orada bahsediyorlar. Diyorlar ki biz de Suriye'den gelmeyiz. Biz de diyoruz ki biz de Azerbaycan'dan, işte İran'dan, Horasan'dan gelmeyiz. Nasıl oluyor? Araştırdığımız zaman, araştırdığımız zaman bir kısım geri tekrar Azerbaycan'a, Güney Azerbaycan'a, Horasan'a dönmüş ya. O dönemler diyor ki biz Suriye'den gelmeyiz. Biz de diyoruz ki bu taraftan Sivas, Anadolu, ondan sonra Kayseri üzerinden Suriye topraklarına gitmişiz. Oraya yerleşip orada kalmışız. Zamanla dediğim gibi göçler olmuş, tekrar dönülmüş. Bizler zamanla Fırat'ın batı tarafına, bu şimdiki Çobanbey, Azez mıntıkalarına yerleşmişiz. Bayırbucak Türkmenleri dediğim gibi haç yolunu korumak için Türkmen Dağı'na yerleşilmiş. Yani Türkmen Dağı Suriye'nin batı Akdeniz kıyısında oraya yerleşilmiş. Orada kalmış, orada Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren, yani bir yüzyıllık hikaye, sınırın öbür tarafında kalmışız. Yine belki bazı siyasi olaylardan dolayı orada bırakılmak zorunda kalmışız veyahut da bırakılmış, bilerek bırakılmışız. Orası bilinmez ama tek bildiğim şey ki biz orada 100 yıl boyunca yetim kaldık. 100 yıl boyunca Türk dünyası bizden haberdar olmadı. Evet, hiçbir yere biz gittiğimizde ben Türkmenim dediğim zaman Allah Allah Suriye'de Türkmen mi var diyen insanlarla karşılaşıyorum. Ve birçoğu bunun maalesef çok yüksek tahsilli insanlardan özellikle bunu duyduğum zaman Allah Allah diyor ya Suriye'de Türkmenler yani mi var? Yani bilmirler, malumatları yoktu. Malumatları yok. Evet. Niye? Biz orada 4 milyon nüfusumuz var. Orada 4 milyona yakın Türkmen var. Bu Türkmenler nasıl ağlar, nasıl güler birazdan konuşacağız, anlatacağız Suriye Türkmen kültüründe. Türkmenleri uzun uzun anlatacağız, 2 saat vaktimiz var.
Türkmenler dediğim gibi orada nüfusları 4 milyon. Seçme seçilme hakkı yok. Eğitim hakları kendi dilinde eğitim hakkı olmadığı için Türkmenler yazıp çizememiş. Türkmenlerden yüksek tahsilli doktorlarımız, mühendislerimiz çok çok az. Parmakla saysan 10 parmağa geçmez. Onun için Suriye Türkmenleri orada öksüz ve yetim bırakılmış. Her türlü hakları elinden alınmış. Yani şu anki rejim ve ondan önceki rejim bizi sürekli sindirmiş, sürekli bastırmış. Sadece bizi ekmeğimizle meşgul etmiş. Yani sadece çalışalım, bir kendimizi geçindirelim, bir karnımızı doyuralım. Bəli, sadece kazanıp elə günü o hayat tərzini, hayatta kalmak için, belə deyim. Ayakta kalmak için, hayatta kalabilme mücadelesi vermişiz, var olma mücadelesi vermişiz. Bəli. Aslında halbuki biz büyük bir toplumuz, biz ki Suriye'nin esas sahipleri biziz. Yani Suriye Türkmenleri, Suriye toprakları yokken Selçuklular vardı. Selçuklulardan biz kalmışız. Neçe devletler gelmiş geçmiş, Osmanlı, Selçuklu, Emeviler, Abbasiler, Atabeygler gelmiş geçmiş oradan. Ama Suriye Türkmenleri öz toprağında, kendi toprağında, kendi vatanında, kendi kurduğu topraklarda yetim kalmış. Bundan da Türk dünyasının haberdarı olmamış. İşte bizler onun için bu tür yayınlar önemli. Bizim tabii ki çok önemlidir. Çok özür istedim, sözünüzü böldüm. Ama müdaxilə etmeye özümü borc bilirim. Tabii ki televiziya olarak biz de her defa çalışmalıyız ki bu mövzulara deyik. Ara sıra sizin kimi değerli insanları dəvət edək ki, qoy bizi izleyen tamaşaçılarımız da, xüsusilə bizi izleyenler arasında gənclərimiz var. Hansılar ki, bax, bundan çok təəssüf edirəm ki, xəbərdar deyirlər. Yəni, məlumatları yoxdur. Və belə proqramlar tabii ki hazırlamalıyıq ki, qoy onlar da bilməyənlər də bilsinlər. Təbii ki, bilənlər də bilməyənlərə buna açılsınlar. Bəli. Və təbii ki, beləliklə biz də bir televiziya olaraq, proqram olaraq çalışmalıyıq ki, bunu aşılayaq biz izləyən tamaşaçı. Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına. Bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. Beş dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır. Ana, bacı, şehidine ağlaşır. Dağlayıp gittiler, dağlayıp gittiler Türkmen dağını. Vurdular, sürdüler bizi obadan. Güç versin bizlere ulu yaradan. Ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları. Bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan. Ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağına, Türkmen dağına. Teşekkür ederim. Aslında çok təsirləndim. Çünkü o necə yaşadısa söylədiler bizi. Tabii ki biz həm izlədik hörmətli tamaşaçılarımız beraber, həm də dinlədik. Çox təsirləndim. Həqiqətən də çünki candan yaşadınız və onu candan bizlərə ötürdünüz. Mən istərdim elə bu haqda da danışaq. Biraz qısa olaraq məlumat verək, sonra isə digər suallarımıza keçək. Şimdi bu Türkmen Dağı şiirini ben bizim Türkmen Dağı yörəmiz, Bayırbucaq yörəmiz bombalandığı zaman savaştan dolayı bizim orada hemen hemen 60'a yakın köyümüz var. Şu an elimizde sadece 2 köy kaldı. Bütün köylerimiz bombalandı ve oradaki halkımız
Türkiye'ye sığındı. Türkiye'miz de kucak açtı. Allah yüce Türk devletinden, Türk milletinden razı olsun, bizlere kucak açtı. Ben bu şiirde, Diriliş Ertuğrul dizisinde ben bu şiirle giriş yapmıştım. Bu şiiri yazarken Bayır Bucak'taki dramı, oradaki yaşadığımız acıları dile getirmek istemiştim. Bununla bu kliple de insanlara Bayır Bucak'ın çektikleri anlatmak istemiştim. Bugün de burada seslendirdik. Bugün aslında burada ilkler yaşanacak. Bir klibimiz de yeni çekildi. Bayır Bucak Elleri diye. Bizim Bayır Bucak'ımızın eski dönemini, yani savaştan önceki dönemini anlatan bir klibimiz de yine ilk defa bugün burada yayınlanacak. Bugün yalnız ilkler olacak. İnşallah. Bugün ilk defa burada yayınlanmış olacak. Birçok ilkleri bahsedeceğim yine. Ama işte bu Türkmen Dağı şiirini o duygularla, o çektiğimiz çilelerle yazıp Türk dünyasına okumuştum. Ne güzel etmişsiniz. Ve Adil Bey, aslında sorularımız çoktu. Vaxt da maşallah elə tez geçir ki, mən çalışıram ki, hər bir sualımı bugün sizi ünvanlandıra bilim. Bugün sizi dəvət edəndə, ilk dəfə tanışlıq olanda, təbii ki, bir şəkil hazırlamışdıq. Mən də dünən onu paylaşım etdim ki, tamaşaçılarımız bilsin ki, bugün qonağımız siz olacaqsınız. Və əlinizdəki bu libas, bu geyimi görəndə, hər kəs də ilk olaraq, deyir axı, insanı geyiminə görə qarşılayırlar, ağlına görə, yəni aklına görə yola salırlar. Maşallah olsun ki, mən geyiminizi də gördüm. İlk olaraq məndə də tamaşaçılar kimi bir sual yarandı. Niyə məhz bu libasla gəldiniz? Bu libas necə hazırlanıb? Neçə vaxt buna sərf olunub? Çox maraqlı gəldi bizə. Əslində, düşünürəm ki, tamaşaçılarımızın üçün də çox maraqlıdır. Veliş başlamamışdan bir neçə dəqiqə öncə mən özümü saxlamadım. Artıq suallarımı verməyə başlamışdım Adil bəyə. Amma istədim ki, məsələ efirdə də bu sualı səsləndirək, cavabını tamaşaçılarımız da bilsin. Çox maraqlı, çox dəyərli bir libasdır. Və bu haqda təbii ki, siz özünüz danışsanız daha yaxşı olar. Buyurun. Şimdi dedim ya, bizlər Səlçuqlu dönəmində gitmən türkmənlər, Səlçuqlular, Suriyənin türklərin ilk olduğu zaman Selçuklular. Bu üzerindeki kıyafet de Selçuklu dönemine ait bir kıyafet. Selçukluların komutanların giydiği savaş zırhı, bu üzerindeki zırhı, kuşağı, evet, kemeri, bu Selçuklu devletinin bayrağı, amblemidir. Evet. Kaftanı, zırhı ve botu, üzerindeki şalvarıyla, gördüğünüz gibi börküyle Selçuklu dönemini anlatan bir kıyafetti. Ben ilk bu kıyafeti Türkvizyon şarkı yarışmasında, birazdan konuşacağız üzerinde, orada giymiştim. O tarihten sonra artık Türk dünyası ve Türkiye'deki bütün vilayetler bizi çağırmaya başladı. Konserlere, televizyon programlarına, bütün etkinliklere, tebliğlere çağırınca mecburen bu kıyafetten katılmak zorundasın. Çünkü insanlar seni orada o şekilde tanıdı. Öyle kabul ettiler. Öyle kabul etti. Özellikle arayıp da kostümle gel diyenler var. Onun için kostümü artık eskidi, kostüm dar gelmeye başladı, ben kilo aldım. Dedi ki, kostümden yeni bir tane hazırlamamız lazım ki çok pahalıdır bunların hazırlanması. Türkiye'de bunu yapan firmalar var, bunu yapan terziler var ama çok pahalı. Çok özür istedim, hatta deri işlemelerdi. Yani tabii, bu üzerindeki orijinal deri. Normalde bunu bizim Diriliş dizisinde giydikleri zırhlar manda derisidir. Şu parmağımın kalınlığında manda derisidir. Ama ben sahne kıyafeti olduğu için biraz daha dana derisi değil de şey, dana derisinden kullandım. İnce deri. İnce ince ama deri. Orijinal deridir. Bu baktık, pahalı, dikmesi de çok zaman alan bir meşakkatli. Yani her defa yenisini etmek biraz zor. Ben de eski benim mesleğim ayakkabıcı. Yani eskiden ben ayakkabı ustasıydım. Oradan elim yatkındır bu tür işlere. Ya ben bunu dikebilirim dedim. Ben bunu kendim özüm dikerim dedim. Ve kalıbını çıkardım. Çünkü masrafı da daha az çıkar. Tabii. Yani bunu 3-4 bin liraya yaptıracağın bir şeyi hemen hemen 1000 liraya mal etmiş oluyorsun. Artı içine sinerek giyiyorsun. Kendin yaptın çünkü. Bir de kendi severek. Kendi zahmetini. Zahmet vermişim. Ben buna bir hafta zahmet vermişim. Bir hafta. Tabii. Aslında kısa bir sürede. Bir haftada ben bunu kendim diktim. İlk önce kalıbını çıkardım. İlk önce kalıbını yaptıktan sonra kumaşını aldım. İşte hazırlıkları, aksesuarları falan toparlayıp ondan sonra kendim diktim. Hatta çok maraklıydı. Evet, kendi balama da
diktim bir tane. Benim oğlum var. Oğluma da bir tane diktim. Yine deriden. Allah saklasın. Allah razı olsun. O da çok seviyor Diriliş dizisini. Baba ben de senin gibi Diriliş olacağım. Ben de küçük Diriliş olacağım diye gelip İnşallah. Bana şey yaptı. Ben de ona kalktım bir tane de oğluma diktim. Siz programlara oğlunuzla beraber çıkıyor. Hayır oğlumdan çıkmıyor da. O da çok meraklı bu tür şeylere ve tam bir Türk gibi büyüyor ve bir ne Müslüman güzel. Ve bir Türk gibi tam bir Türk olarak büyüyor. İsmi Oğuzhan. Oğuz Aynen atamın güzel. İsmi. O yüzden kendim kostümlerimi kendim dikiyorum. Buna benzer 2-3 tane kostümüm var. Evet, Aynen kendi var. Kostümlerimi kendim dikiyorum. İnşallah nöbette verişlerde farklı bir kostüm var. Yani gelersiniz inşallah. Hürmetli tamaşaçılarımız, aslında ben bilirdim ama istedim ki tamaşaçılarımız da bilsin ve Adil Şan'ın maşallah olsun çok marifetli bir insan olduğunu istedim bilirsiniz. Çünkü öz zahmetiyle bak bu kostümü ersiye getirip aslında ben düşündüm ki buna aylar gelir ama bir haftaya hazırlayıp çok maraqlıdır ve tabi deriden hazırlanıp aslında ben bunun anlamını da dünen o resimde görende elinizde, libasınızda, çıkışlarınızda görende artık ben bunun anlamını bilirdim. Ama istedim ki bilmeyen tamaşaçılarımız da bugün, mesela bu sabah da bilsinler. Çok maraqlı da, çok farklı bir libastım. Ve biz bugün çok yenilikler elədik. Ama bir yeniliği de bundan ibaret idi ki, bu sabah efirində ilk defedir ki, bak böyle bir kostümde, libasta gelen bir qonaq oldu. Bak bu ilki de siz elədiniz. Bizde de bak bu ilki oldu. Bugün yalnız ilkler oldu. Deyir, haftaya güne necə bastırırsansa, hafta boyunca da elə devam edir. Biz haftamızın ilk günü, bax, belə maraqlı, yeniliklerle, bayram dolu bir günlə başladıq. Ona göre de arzu edirəm ki, bax, bütün həm türkmenler, həm bax, bizler, her birimiz, bax, hafta boyunca əhval-ruhəmiz çok güzel olsun, elə bayram əhval-ruhəli olsun. Çünkü bir daha hatırlatmak istedim, hörmətli tamaşaçılarımız. Əslində, mən bunu tez-tez hatırlatacağım sizlere. Çünkü dünən çok əlamətdar bir günüydü Türkmenler için. Bayraq günü qeyd olundu ve ilerleyen dəqiqələrdə hörmətli tamaşaçılarımız həmin bəhs etdiyimiz dəyərli bayrağı sizə nümayiş etdirəcək ilk dəfə olaraq bu sabah proqramında, bu sabah verilişində ve çok duyğusal anlar yaşandı dünən. Biz hətta telefon bağlantısı da etdiyi Adil Bey'le danışanda da mən də biləndə çok gururlandım, çok sevindim ve çünkü her birimiz Müslümanıq ve her birimiz Türküy. Çok gurur verici bir gün oldu. Çünkü herkes artık 18 Noyabr, siz de Kasım səhv etmirəmsə, 18 Kasım bayrak günü bayram olarak qeyd olunacaq. Ne hoş bizlere ve qismet oldu mesela bugün bunu bu sabahda hem qeyd etmək, hem tamaşaçılara söylemek ve televiziya olarak ilk defa da biz bunu size hürmetli tamaşaçılarımız beyan etdik. Ata yurdumuzda Azerbaycan'dan yurt dışı olarak ilk defa Azerbaycan'da tanınmış olacak. Aslında yurt dışı söylediniz. Mən istedim bu meseleyi de toxunum. Dəqiq məlumat deyil ama mən bilen Adil Bey ilk yurt dışı çıxışınız mesela Azerbaycan'a olub. Değil mi? Evet orada gelelim o zaman. Hazır. Necə karşıladılar siz? Aslında Azerbaycanlılar çok qonaqpərvər bir millətdir. Bunu herkes söylüyor. Bizə qonaq gələndə artık öz yurdlarında, öz evlerindeki kimi özlerini hiss edirlər. Çünkü həqiqətən də biz çok qonaqpərvər bir millətik. Sizi necə karşıladılar? İstəyirəm bir qonaq olarak bir, sizden de bak bu haqda biraz eşidək. Razı qaldınız mı bu qarşılaşmadan? Şimdi ben normalde Suriye topraklarında dediğim gibi hep Türkiye özlemi, hep Türkiye hasretiyle büyüdüğümüz için. Çünkü bir hasret, bir özlem var, sınırın öbür tarafında kalmışsınız. O yüzden bizim Türkiye sevgimiz, Türkiye özlemimiz, Türkiye hasretimiz yanıp kavrulduk. O şekilde. Evet. Ben Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'nin 81 vilayeti var, ili var. Hı. 81 vilayetini bitirmeden yurt dışına çıkmayacağım diye bir karar almış bir insanım. Ona göre yurt dışından gelen konserleri iptal ediyorduk, almıyorduk. Yani hatta Almanya'dan filan bazı soydaşlarımız oradan arayıp davet ettiler. Gel biz karşılayalım her türlü şeyi diye gitmedim. Benim 81 vilayetim bitmedi. Şimdi hep bunu söylüyorum diyorlar ki ya Adilşan niye yurt dışına gitmiyorsun? Niye sen yurt dışına daha açılmıyorsun? Ya diyorum ki ben Türkiye'mi seviyorum, Türkiye'mi bitireyim ilk önce. Ondan sonra gitmek istediğim 4 yer var. Hı hı. Yani ilk gitmek istediğim 4 yer var. Bunların başında Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve bir de Cankekük var. Aha. Bu 4 il diyeyim, bizim ilimiz diyeyim yine. Tamam bu 4 ilimizi gezeyim, yurt dışı olarak ilk buralara gideyim derdim nasip ilk defa. Azerbaycan oldu, Can Azerbaycan oldu. Ona da şöyle gelelim. Şimdi Ganira Paşayeva ile biz sürekli tanışıyoruz.
Türk Müziği Şarkı Yarışması'ndan tanışıyoruz. Sürekli bir etkinliklerde, teptillerde beraber karşılaşıyoruz. Hı-hı. Orada emmi oğlu, emmi kızı diye hitap ederim. Biz emmi oğlu, emmi kızı deriz herkese. Emmi oğlu dedim, sen emmi kızı dedi. Dedim ben işte böyle böyle konuştuk konserden sonra. Dedi ki ya ben seni davet etsem Azerbaycan'a gelir misin? Aynen, güzel. Dedin mi sen bunu? Ben sevinçten artık uçuyorum. Dedim ya. Yüreğimden oldu, yüreğimden haber ettin. Dedim ki gelmek ne kelime? Uçarak, kaçarak gelirim. Artık koşarak gelirim. He, öyle gelirim ki dedim. Gelirim, uçarak gelirim. Neyse aldılar sağ olsunlar biletlerimizi falan ayarladılar. Aradılar ki Adilşan atla uçağa gel. Ben çünkü bir kere dediğim bu dört yeri gezmek istiyorum ya. Bir Azerbaycan olması benim için ayrı bir gurur oldu. Çünkü Azerbaycan'ı çok seviyorum. Benim Azerbaycanlı Türk arkadaşlarım var. Güney Azerbaycan'dan Azeri dostlarım da var, şairler. Onlardan konuşurken ben mest oluyorum. Mesela Azerbaycan ağzı, lehçesi, şivesi benim çok hoşuma gidiyor. Ve elimden geldiği kadar da Azerbaycanca danışmak isterim. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi bazen arkadaşlarımla nece sen ayvalam, yakşıyam falan diye konuşuram. Aslında sizler Türkler Azeri dilde danışanda düzdür, benzemeler, okşamalar çoktur. Ama o daha şirin alınır sizde. Daha sizde şirin. O sonlukları daha şirin ile bir seslenir. Biz de kendi şivemizi de katıyoruz biraz içine. Ondan daha bir yakşı oluyor. Neyse ben habire Azerbaycan ağzı konuşmaya çalışırım. Arkadaşlarım var benimle aynı devlet korosundayız. Biz belediyenin korosundayız Gaziantep'te. Koroda benim arkadaşlarım var. Azerbaycan türküleri okur sürekli koroda. Artık kendini bir Azerbaycanlı hissediyor. Yani Azerbaycan türküleri okumadan artık kendini Azerbaycan... Ama belediye bugünden itibaren çok özür dilerim. Dünenden artık biz telefon bağlantısı edilir, yazışırız ve bundan sonra ben de sırf Azerbaycan dilinde danışacağım. Danışın, evet. Ben anlarım. Bir tek bu İlgar abi var. Bizim Ganir Hanım'ın şoförü bizi getirip götürüyor. Bir tek onu anlamıyorum. Çok hızlı konuşuyor. Çok hızlı. Aslında ilk insan değilsiniz ki bunu söylüyorsunuz. Türkler her defa bizle beraber yani eleşende hem söhbet olanda bize dediler siz nedense tez danışırsınız biz tam anlayabilmirik. Aslında kalanda biz normalde yani biz aramızda danışında bu bizde normaldı. Sadece olarak bilmiyorum nedense siz taraflarda bizim danışımız daha Türk nedense hızlı olduğu için öyle anlaşılıyor. Sebebini de aslında bilmiyorum. Ben ama herkesi anlıyorum. Şimdi danıştığında ben hepsini anlarım. Ama işte İlgar abi çok hızlı konuşur. Anlamıyorum onu. İlgar abi. İlgar abi bizim. Siz İlgar Bey'e seslendireyim bundan sonra. Çok hızlı danışmasın. Çünkü Adil Bey... tapmadım. Başa tamam. Düşmüyor. Evet. Başa düşmüyor. Şimdi benim... Artık Türk lehçelerine karşı bir özel bir yeteneğim var. Bir özel bir sevgim var. Ben gittiğim her vilayetin, her ilin kendi şivesini ezberleyip o şiveyle hikayeler yazan, hikayeler okuyan bir insanım. Ki her nereye gitsem bir vilayetin onun yöresinin ağzıyla bazı hikayeler, komik hikayeler anlatırım. Televizyonda, internette bayağı var. Şimdi de Azerbaycan'a geldim. Azerbaycanca danışırım. Herkes der ki ya sen Azerbaycan'dan gitme, sen oradan böyle danışırsan. Aynen, güzel. Falan. Diyorum yakşı ki, he, yakşı olur. Yani Azerbaycan, kaldığım yerden devam edeyim. İşte Azerbaycan'a davet ettiler, geldik. Şimdi Azerbaycan'dayım. Azerbaycan çok güzel bir yer. Artı Bakü çok mükemmel bir şehir. Bakü, hayran kaldım. O güzel binaları, o taş yapıları, hele o taş yapılarına hayran kaldım. Özel bir taşı var, o sarı bir taşı var. Nedense kir tutmuyor, nedense egzoz dumanını almıyor. Onun için tertemiz. Bakü'ye baktığın zaman temiz bir şehir. Sokakları, ben bir belediyeci olduğum için, belediye görevlisiyim, belediye memuruyum. Belediyeci olduğum için gittiğim şehirlerin ilk önce kaldırımına, taşına, yoluna, duvarına, ışığına, tabelasına bakarım. Bu bir alışkanlıktır. Azerbaycan'da da şimdi Bakü'de de bakıyorum her taraf ne güzel, tertemiz. O binalar, yüksek binalar, o alevli binalar, bayrak meydanı, bunların hepsini tek tek geldim. Arkada da bizim muhteşem fonumuzda da. Geldim, bittim, hepsini gördüm. Azerbaycan'a gelir gelmez ilk önce Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret edip Fatiha'mı okudum. Oradan Elçi Bey rahmetlinin mezarını gidip ziyaret ettim. Ondan sonra Türk şairi neydi? Başa düşmedim şimdi.
Onun məzarına gittim, Bahtiyar Vəhbzadəyi ziyaret ettim. Onun naşında gidip Fatihamı okudum. Oradan Türk şehitliğini, oradan Bakü şehitliğini, oradan Qarabağ şehitliğini hepsini gezdim. Fatih okudum. Çünkü onlar bu toprak için şehit oldular. Bu toprak için çabaladılar, uğraştılar, öldüler, rahmetli oldular. Allah'a rahmet diliyorum hepsine. Onun için ilk önce oralardan başladım. Sonra Azerbaycan'ın diğer bütün yerlerini gezip dolaştım. Ben Azerbaycan'da olmaktan çok mutluyum. Neçe gündür buradasınız? 4 gündür, yarın 5. gün olacak. Ben Azerbaycan'ı ve Azerbaycan insanını çok sevdim. Çok hürmetli insanlar. Ve gittim her yerde, Türkiye'den geldim, işte Suriye Türkmeniyim dediğim zaman bir başka bir karşılıyorlar. Gözlerinin içi gülüyor. Yani bir yere gidersin şimdi, ben Türk'üm dersin. Tamam, hoş gelmişsin derler. Ama Azerbaycan'a geldiğimde, şimdi ben Bakü'de nereye gidersem, Türkiye'den geldim, Bayır Bucak'tan geldim, işte Türkmenim, Suriye Türkmeniyim dediğim zaman gözlerinin içini güldüğünü görüyorum. Yani ışıldıyor. Gerçekten sevinirler. Ona göre de her zaman gelen konaklar her zaman söylüyor ki, doğrudan da Azerbaycanlılar çok konakperverdi. Hakikaten de bu belədir. Ve isterdim ki, söhbətimizin maraqlı bir məqamında güzel bir musiqi sizden gelsin. Dinleyin. İki yine baş yapalım. Bayır Bucak Elleri diye bir klip çektik biz. Yakın dönemde çektik. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Daha hiçbir de yayınlanmadı. Gerek istersen bunu klibi yayınlayalım. Klip de burada yayınlanmış olsun. Hem ben de onu sizin kanalın aplemiyle alır yayınlarım kendi sayfalarımda. Hem de ilk defa bir televizyonda burada yayınlanmış olacak. Onun da şeyini yapalım. Bayır Bucak Elleri klibimizi verirlerse düşerli o olsun. Okunsun, evet. Klibimiz dönsün. Hürmetli rejissorumuz, klibimiz hazırdı. Kızıldağ'dan akar azgın selleri, ne güzeldir bayır ucak elleri, fırılluktan eser serin yerleri, ne güzeldir bayır ucak elleri. Sulayıp ve turunç denize bakar, Burcistan'da bülbül ötüşüp şakar, güzeller başına hep reyhan takar, ne güzeldir bayır bucak elleri. Bayırda koyun kuzular yayılır, kulcuktan alma her yana dağılır, peteklerden süzme ballar sağılır, ne güzeldir bayır bucak elleri. Bucak Bucakta ağalar, paşalar yaşar, Bedir Süpınar'ı çağlayıp coşar, Hafız ağa her dem imdada koşar, ne güzeldir bayır bucak elleri. Dağları karaca, çam ile meşe, havası insana veriyor neşe, selamlar söyleyin hep dosta eşe, ne güzeldir bayır bucak elleri. Adil şanım, adil şanım över bayır bucağı, bayır bucak bize ana kucağı, bin yıldır sönmeyen Türkmen ocağı, ne güzeldir bayır bucak elleri, bucak elleri. Karlı dağlar karanlığın bastı mı, karlı dağlar karanlığın bastı mı, kahpe felek ayrılığın vakti mi, karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Asker ağam gelse yarelerim, ey olur, ey olur,
Hörmətli tamaşaçılarımız, klipi də izlədik, bəhs etdiyimiz klipi də izlədik. İlk dəfə olaraq məsələ bizim efirdə yayımlandı. Bir daha xeyirli uğurlu olsun söyləyirəm. Uğur gətirsin sizə inşallah. Hörmətli tamaşaçılarımız, mən elə verişimiz başlayanda təbrik etdim sizi və istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılarımız sözü getdiyi, bayaqdan bəhs etdiyimiz o dəyərli bayrağımızdan danışdıq və mən istəyirəm ki, həmin bayrağı, əgər hazırdır hörmətli resursumuz, efirdə yayımlayaq ilk dəfə olaraq və tamaşaçılarımız da qoy görsünlər və bilsinlər. Aha, bir neçə saniyə sonra hörmətli tamaşaçılarımız hər birimiz izləyəcək. Mən isə vaxt itirmədən, çünki vaxtımız getdikcə azalır, istəyirəm növbəti bir sualı verim sizə. Və təbii ki, sonra bayrağı da izləyəcəyim. İstəyirəm adətlərinizdən danışaq, kültürünüzdən danışaq, görənəklərinizdən danışaq. Bax, bunlar haqqında bizə biraz məlumat verin. Çünki Azərbaycanlı soydaşlarımız bizi daha iyi tanısınlar. Bəli, istəyir yani, sizi daha yaxından tanısınlar. Yaxından tanısınlar, çünki biz gittiğimiz her yerde Türkmen mi, Allah Suriye'de Türkmen mi var? Diyor ki, bir Türkmen var ki, öyle bir zengin kültürü var ki, öyle bir köklü kültürümüz var ki, bunu maalesef kimse tanıyamamış, bunu kimse tanıtamamış. Bazı yasaklardan dolayı, Suriye'deki bulunduğumuz rejimin yasaklarından dolayı da bunları kimse cesaret edememiş, bunu anlatamamış. Ben bir aynı zamanda Türk vatandaşı olduğum için, Türkiye'de olduğum için tabii bu minvalde hem araştırmalar yaptım, cilt cilt kitaplar yaptım. Burada kitabımı da yakın gösterebilirsek. Hürmetli operatörlerimiz, zahmet olmasa. İki tane kitap yazdım ben Suriye Türkmen kültürü üzerine. Bu benim Suriye Türkmenleri kültürü. Bir de Atasözleri Deyimler kitabı var da. Onu sabahtan aceleyle çıkarken ikisini de bundan almış getirmişiz. Onu unutmuşuz orada. Keşke onu da burada tanıtmış olsaydık. Unuttuk orada. Otelde unuttuk. Yakından bir gösterme şansınız var mıydı? Aha, gösterdi artık. Vardı. Şimdi izlediler. Efendim Suriye Türkmen kültüründen biraz bahsedersek. Bizim Suriye Türkmen kültürü zengin bir kültürdür. Bizde Suriye'de Türkmenler ben doğuştan öldüğü ana kadar bütün evreleri, yaşadığı bütün yaşam biçimini bu kitapta toparladım. Elimden geldiği kadar hatırladığım ve araştırabildiğim kadar bu kitapta bahsettim. Türkmenler, biraz kısa kısa hemen hızlı hızlı anlatırsak, anasından doğan bir çocuk ilk önce bizde hamile kadına kuzlaçı denir. Kuzlaçı kadın doğum yapar, işte çocuğun ilk önce kulağına ezan okunur, Bəli. Birine kamet okunur, birine ezan okunur, Bəli. Adı verilir. Adına söylenir. Özellikle Bəli. Türklük ve Müslümanlık adına dikkat edilir. Atasının, dedesinin, amcasının, bibisinin, teyzesinin ismine önem verilir. Onlar daha çok konur, onları yaşatalım diye. O isimleri koyarız çocuklarımıza, kulağına okuruz ki unutmasın ismini diye. Bəli. Ondan sonra çocuğun doğduktan sonra ilk önce göbeği kesildi, kulağına ezanı okundu. Ondan sonra sünneti olur. Sünnet yapılırken kirvemiz olur bizim. Evet. Kirve bu çocuğun sünnetini karşılar, masrafını karşılar, kucağına oturdur. Çocuğun sünneti yapıldığı zaman o çocuk o adama artık kirvedir. Bizim bir geleneklere göre bir inanç değildir de gelenektir. Kirvenin kızını bu çocuk alamaz, nikah düşmez deriz. Yani kızına yan gözle bakamaz, onun kızını nikahına alamaz diye bir şey var bizde. Bir gelenek diyelim, bu bir adettir. Ama artık inanç gibi kabullenmiştir insanlar bunu. Kirvelik olur. Bazı kirveler bu çocuğun büyür masrafına kadar karşılar ileride. Bəli, bizde de kirvelik var. Kirvelik var. Bəli, bəli. Kirvelikten sonra çocuk yavaş yavaş artık yürümeye başlar. Yavaş yavaş tökezler, dişi çıkar ilk önce dişi çıkar, diş hediye yapılır. Bize de diş, bak ne güzel sizde de varmış. Hediye pişirilir bize hedik de, pişirilir. O paylanılır. Dişini ilk kim tapanda, kim parmağını ısırdığında, aa dişi çıkmış derler. Sen gördün ilk önce dişini derler. Ona hediye verilir. Bakın ne güzel adetler aynıymış. Beraber de aynıydı. Ondan sonra diş hediye yapılır, ondan sonra köstek kırılır. Köstek kırmak nedir? Çocuk yavaş yavaş yürüne düşer,
kalkar, tökezler. O çocuk tökezlemesin, düşmesin diye biz köstek kırarız. Hı. Köstek kırma geleneğimiz de güzel bir gelenektir. Çocuğu bir zembilin içine koyarız. Bütün köyün kapıları çalınır. İşte çalınır kapılar. Ayşe bacı, bizim oğlanın köstekini kıracağız. Deyince zaten adet bilir. Ayşe bacı iki tane yumurta koyar. Şeyin içine. Güzel. Parası varsa para koyar. Yoksa yumurta koyar. Fatma bacı, Ayşe dezle falan diye köyü bütün dolaşırız. Köyün kapılarını çalarız. Çocuklar bütün arkasına dolar tabii bu zembilin. Çünkü çocuğu zembilin içine koyup da komik bir duruma düşürürüz. Arkasına çocuklar düşsün diye. Yumurtaları bakkala veririz. Eskiden bizde para yoktu. Fakirdik. Paramız olmadığı için yumurtayla alışveriş ederdik. Yumurtayı verirdik. Karşılığında şeker alırdık. İşte evin ihtiyaçlarını alırdık. O yumurtaları parayla veririz bakkala, düğene. Düğenden yerine şey alırız, şeker alırız. İşte 2-3 kilo şeker alırız, getiririz çocuğu oturturuz. 200-300 metre ileriden bütün köyün uşakları 1-2-3 dediğin zaman koşarak gelirler. Parmağına iplik bağlarız, iki parmağına pamuk ipi bağlarız. Böyle oturturuz, ayaklarını açar. O pamuk ipini kim önce koparırsa şekerin çoğunu da o alır. Aha. Buradaki amaç köstek hayvanların ayağına takılan bir bağcıktır. Adı odur. Hayvanlar koşmasın, sağarken kaçmasınlar diye bağlanan bir şeydir. Köstektir. Bu çocuğun da ayağının bağını kırdık. Artık koşsun, tökezlemesin, gitsin diye. Öyle bir gelenek var. O çocuk ondan sonra nedense tökezlemez, düşmez. Köstekini kırıp kırmamışsan, o çocuk düşüyorsa kelebacım anam derler. Niye bunun köstekini kırmadıysın? Aa, ne güzel adettir. Bunun köstekini niye kırmamışız falan derler. Köstekini kırsanız koşar falan diye bir inanıştır tabii. O çocuk ondan sonra koşarak gider, şekerler dağılır, o çocuk evine götürülür. Ondan sonra yavaş yavaş artık askere gider, askerden gelir, evlenme çağı gelir. Burası en önemlisi. Esas megam. Evlenme çağı gelir, artık yavaş yavaş babası gile, anası gile duyurmaya başlar. Ben evlenme çağım geldi. Evlenme zamanıdır, vaktidir. Eğer ailenin durumu güzelse, aile artık der oğlum artık seni verek falan diye. Evlenme aşamasında ilk önce bir dünür gidilir. Dünür giden de köyün böyle ağzı laf yapan, güzel konuşan kadınlar seçilir. Acı bacım falanlara bir gidip de sorsan hele kızı verirler mi bize? O gider yani. Aslında adetlerimiz çok oxşuyor. Yani bizde de öyledir. Bir hanım, məsləhət bilinən bir hanımı göndərirlər. Biraz o deyir, biz Loro dedə desə, bir ağzından söz al gör. Ağzından söz al, verirlər mi, verməz mi? Hələ bir ağızlarına ara deyirlər. Bəli, qızın bir danışdığı falan var mı? Yoxsa qızın könlü var, yoxsa yoxdur bu işdə? Yəni, bu haqda məlumə topasın deyir. Şimdi o şəkildə alırlar, gider, tamam deyir, gəlsin, istəsinlər deyirsə, bu gəlir deyir, bacım istədim, dedim, belə-belə verəcəklər, ağızlarını yoxladım, verirlər. Gidilir, istənir. Toplanır köyden birkaç tane ileri gelen büyükleri, amcaları, dedeleri filan. Komşulara haber verilir. Kız istemeye gidecek o gün. Gider kız istenir. Kız istenirken adamın döşeğine oturulur. İşte biraz davardan, koyundan, tarladan, şuradan buradan bahsedilir. Esas konuya yavaş yavaş gelinir. Adam der ki, hoş geldiniz, safa geldiniz. Der ki, kardeş biz gelişimizin sebebi bizim sizden bir akrabalık umuyuk. Böyledir. Bizim sizden akrabalık umuyuk. Yani bir akrabalık umuyoruz sizden. Ondan sonra bir geldik, hoş geldiniz, safa geldiniz der işte şöyle böyle neyse istenir. Allah'ın emri, peygamberin kavli, kızımız oğlumuza istik. Ne dersiniz? Münasip mi? Münasiptir. İşte başlık parası vardı bizde. Başlık parası işte mehir deriz eskiden. Mehri isterse ne kadar mehir? İşte 200 bin lira der. Ya çok ya. İşte bizim hatırımız, hatırımız için biraz düşür filan. İşte 150 olsun. O misafir der ki ya benim hatırım ben oradan buraya senin tanıdığım için geldim. 10 bin de senin için düştüm. Öbürdeki 20 bin. 20 diyen 150'ye 100'e düşürürler. Aha. 100'e düştü. Okuyun Fatiha'sını der. Fatiha'sı okunur. Ondan sonra bir iki el silah sıkılır havaya. İlan edildi köye. Falanın kızına bugün geldi. İstediler, söz kesildi. Orada tatlılar gelinir, tatlılar yer. Kızlarımız zılgıt çalar, kadınlarımız zılgıt çalar. Sizden eline, çok sevdiğim adet mi? Zılgıtı çalarlar. Bu lelele işte bakarken zılgıt çalarlar. İlandır. Bunun amacı ilandır. Artık herkese mevlam herkes olsun, duydu. Beyan olsun ki bu hanımız. Bu eve kız istemeye gelmeyin artık. Aha. Bu eve kız istemeye çok gelmeyin. Çok güzel adet. Bu kız bunlara verildi. Ondan sonra kız istenir.
yavaş yavaş bazarlığa gidilir. Bazarlıq qızın çeyizidir. Çeyizləri. Bu haqda danışacaq Adil bəy, çox maraqlıdır. Mən ümumiyyətlə bu adəti sizlərdə çox bəyənirəm, çox sevirəm. Çünki bunu öncədən də yəni duymuşdum, eşitmişdim. Çox gözəl bir adətdir. Buna davam edəcək, amma hal-hazırda hörmətli tamaşaçılarımız mən istəyirəm ki, dəyərli bayrağı izləyək. Ondan sonra isə hörmətli tamaşaçılarımız bizim reklamlarımızın arasıdır. Odur ki, diqqət monitora. İlk dəfə olaraq məhz Dünya TV-də bu sabah proqramında bayrağı izləyirsiniz. Arzum budur ki, hər zaman ucalarda, hər zaman zirvələrdə dalğalansın bayrağınız. Xeyirli olsun. Bəli, bayraqdan biz... Qalsın bayraq, ekranda bir qalsın. Aha, ekranda zəhmət olmasa qalsın. Bayrağımızı ilk dəfə burada tanıtacağımız üçün biraz dursun, üzərində konuşalım. Şimdi... Bax, mən istərdim, məsələ, onların rənglərindən danışaq, ağ və mavi rəngdən. Orada qırmızı işarəmiz var, rəmzimiz var, ay ulduzumuz var. İstəyirəm o haqda qısa olaraq biraz məlumat verəsiniz. Ağ, biliyorsunuz, barışı simgələr. Ağ bizdə də ağdır, bəyaz denir Türkiyədə, bizdə ağdır. Ağ barışı simgələr. Gök-mavi türklüyün rəngidir, türklərin gök-mavisidir. Ay yıldız yine İslam'ı təmsil edər, aynı zamanda türkləri təmsil edər. Çünki türk dövlətlərinin bütün bayraqlarında mutlaka ay yıldız vardır. Ay yıldız, dediğim gibi, türklüyü təmsil və İslam'ı təmsil edər. Kırmızı rəngi, ay yıldızımızın kırmızı rəngi də türkmən şehitlərimizin kanını təmsil edər. Çünki biz bu uğurda şehitlər verdik, Suriyə türkmənləri bir çox şehit verdi, gərək Türkmən dağında, gərək Halep bölgəmizdə, Humus şehrimizdə özellikle çox şehit verdik. O şehitlərimizin kanıyla da bu ay yıldızımız sulanmış oldu. Burada bugün ilk defa Canı Azərbaycanda, altı topraqlarımızda, Dünya TV-də Suriyə türkmənlərinin bayrağı ilk defa yurt dışında resmi olarak tarihə geçsin diye anlatıyorum. Burada ilan oldu, burada resmi bir şekilde yayınlanmış oldu. Ben teşekkür ederim. Ara ara yine koyarlarsa mutlu oluruz. Tabii ki. Küçük köşeye de indirebilirler aslında. Teşekkür ederim. Evet. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi və bərabərimiz davam edir. Mən istəyirəm ki, biz adətlərdən, kültürünüzdən danışdıq və bunun sonluğunu gətirək, çünki reklam arası oldu və biz bitirə bilmədik. Bəli, elçilik olunur, hansı ki bizdə də bu adət-ənənə var, sizdə təbii ki, biraz fərqli olur və artıq hər kəsə bəyan edirlər, bəlli edirlər ki, bu qızı artıq aldıq və bu qapıya daha elçi gəlinməsin. Ondan sonra nə olur? Bazarlıq yapılır, çeyizi alınır, qızın çeyizi gidər çarşıdan, Halep'dən, şehirdən alınır, evinə getirilir, dizilir, türkülərlə, zılgıtlarla çeyizi dizilir qızın. Genellikle de kaynanasının yanına, evine dizilir, kayınbabasının evine dizilir. Ondan sonra artık düğün günü yaklaşır. Düğünlere eskiden kart değil de top kumaş da götürdük, hediye. Bizim düğünümüz var. Kumaş götürürdük. Aynı zamanda da kart da götürürlerdi yanında. Daha sonra bayrak dikimi olur. Bizde Türk bayrağı yasak olduğu için, ay yıldız yasak olduğu için bulunduğumuz ülkede bir şekilde Göktürklükten kalma bazı simgeler bayrağın üzerine dikilir, süslenir, ide, gülleri, ağaçları, şeyleri, bezenler yani, bezeşler falan. Dama asılır ki bu evde düğün olacak bir hafta içinde, onun ilanıdır o bayrakta, damına asılır. Yani bayrak asıldıkta hürmetli tamaşaçılarımız bu insanlara beyan etmek istediler ki, bu yakınlarda yani hafta içinde hemen evde toy olacak. Toy olacak. Toyumuz ondan sonra başlar yavaş yavaş. Düğünler, şehirden misafirler gelir. Bizim Türkmen insanı dayanışmacıdır. Gelen misafirleri tek düğün evi ağırlayamaz. Bütün köylü yanına 3 misafir, 5 misafir kendi evine alır. Tanısa tanımaz. Alır evine yatırır. Yani belə de qonşular, her biri hürmetli tamaşaçılarımız, gelen qonaqlar çok olduğu için hemen ev sahibi tabii ki o qonaqların her birini karşılayabilmir. Yani ev yiyesi. O yüzden tanıyan tanımayan qonşular hər biri, hər gələn qonağı, 3 qonağı, 4 qonağı, nə qədər imkan olarsa, 3-5 gün evində qonaq edir. Nə gözəl adətdir, çox gözəl adətdir. Düğün başlar, düğünlərimiz 3 gün, 4 gün, 5 gün sürərdə eskidən davullu zurnalı olur, eskidən davullu zurnalı düğünlərdə türkülər oxunur, xoyratlarımız oxunur, bizim manilərimiz oxunur, qadınlarımız güzəl manilər oxurlar. Ondan sonra yavaş-yavaş düğün yapılır, qına günü gəlir, qınası yanılır, qız gəlinçi gidilir, qızın evindən gəlini gətirməyə gəlincilər deyirlər, gəlincilər gidər.
düğün alayıyla eskiden atlarla getirilirdi. Sonradan artık arabalar çıktı, arabalarla daha getirilirdi. Daha muasirleşti. O şekilde düğünlerimiz ifa edilir, düğünlerimiz yapılır. Artık son işlem, düğün biter. Düğün bittikten sonra güveye donatma deriz. Damada biz güveye deriz. Aha. Güveyi donatmayı da damadı giydirme, elbisesini yakışı giydirmek için köyün gençleri toplanır. Davulu zurnalı yine işte türküler işliğinde damadın elbisesi giydirilir. Damat gerdeğe gönderilir. Ondan sonra düğün burada kapanmış olur. Millet yavaş yavaş evlerine dağılır. Düğün günü biter. Yemek verilir. Yemekten sonra insanlara hediye verilir. Birer tane havlu, peşkir hediye edilir. Bütün gelen konaklara? Bütün gelen konaklara hediye verilir. Ve şekilde düğünlerimizde kısa kısa anlattım ki vaktimiz dardı. Ne güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok maraklı oldum. Bak, bilmediklerimizi de öğrendi. Çünkü her birinin öz adeti var. Biz böyle deyirik. Ve sizin de adetleri bildi. Çok maraklı oldu bize. Ve inşallah kismet olar sizin de toylarınızı görürük. Allah her zaman xeyir işler, xeyir günler nəsib etsin herkese. Hürmetli tamaşaçılarımız, mən isə istəyərdim ki, elə hal-hazırda bir klipimiz var. Dilimiz adlanır. Dilimiz adlı klipi izləyək hürmətli tamaşaçılarımız. Klipdən sonra isə bərabər olacağıq və canlı bir musiqi olacaq, canlı ifa olacaq Adil Bey'den. Odur ki, diqqət monitora klipimizi izləyək. Hindiyə culluq, kedi isə pislik, bahçəyə çəvlik, bulğura da hədik, camqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna, enik derik biz. Çıplağa cılbaq, gedi gedi sındaq, mantara göbelek, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz. Ailəyə xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya dəşdi, ırqata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da züəllik derik biz, züəllik derik. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da çörtən, tahterevalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz. Yamaca anlaç, merdivene dereç, başa açıq dolbaq, saçağa siyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara çelet derik biz, çelet derik. Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen ləhcəsidir bu anlattığım, gözümdə tütər toprağım bağım, özləmə hasrətə görəsədik derik biz, görəsədik derik biz. Thank you.
Hörmətli tamaşaçılarımız, dediyimiz adlı klipi də izlədik. Xeyli uğurlu olsun bir daha. Və istəyirəm ki, vaxtımız getdikcə, vaxtımızdan gedir. Yəni, vaxtımız azalır. Əslində, suallarımız çoxdur, amma çalışıram ki, hər birini sizə ünvanlandıra bilim. Canlı bir musiqi olacaq sizdən, canlı bir ifa olacaq. İstəyirəm ki, elə indi bəlkə məqamıdır. Yox, yox, şeyli. Həmən bizim uzun havalarımız məşhurdur. Bizim, çünki özləmi, hasreti ağıtlara yapmışız. Biz orada 100 yıl orada qaldıq, bizdə kimsə səsimiz duymadı. Ağıtlar adlanır hörməti tamaşaçılarımız. Uzun türkülər anlamında daşıyır və istəyirdim ki, elə məhz bu sabahda tamaşaçılarımız üçün də düşünürəm, çox maraqlıdır, eləcə də bizlər üçün canlı olaraq bu ifanı dinləyək. Burada 100 yıldan bəri bizi duymadı kimsə deyə mənim də sanatçı bir arxadaşımın türküsü, mahnısı. Onu oxumaq istəyirəm ki, bizi duyun. Yüz yıldan bəri də bizi kimsə sormadı. Yüz yıldan bəri də bizi kimsə sormadı. Nə öldüyümüz bəlli, nə də yaşadığımız əlimizdən tutan, tutan olmadı. Nə öldüyümüz bəlli, nə də yaşadığımız əlimizdən tutan, tutan olmadı oyun. Nic olur da türkmen oğlu nic olur? Nic olur da türkmen oğlu nic olur? El yurdunda da anayım, sabah geç olur. Suriye Türkmen'den el gözünde hiç olur, elimizden tutan, tutan olmadın oy. Suriye Türkmen'den el gözünde hiç olur, elimizden tutan, tutan olmadın o yol. Çox sağ olun. Səhər-səhər canlı ifanında öz yeri var. Çox gözəl oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Və hürmətli tamaşaçılarımız, istəyirəm ki, mən də bunu qeyd edim. Yəni, 100 illərlə unudulmuş insanlar, bax, bu onun həsrətidir, bu onun yanğısıdır. Hansı ki, bunu əslində sözlə deyəndə biraz asan gəlir, 100 il. Amma o 100 ildə yaşanan çətinliklər, ağrılar, həsrət, bax, bunların hamısını məsələ sözlərə alaraq, qələmə alaraq, bir canlı ifa olaraq Adil bəy sağ olsun ki, ifa etdi. Təşəkkür edirəm sizə. Və mən istəyirəm ki, Adil bəy, Türk Vizyon yarışmasından biraz bəhs edək. Siz də həmin yarışmadaydınız, iştirak edirdiniz və Azərbaycanlar tərəfindən, Azərbaycan tərəfindən sizə böyük bir dəstək oldu. Və istəyərdim ki, elə bax, bu yarışma haqqında siz məlumat verəsiniz bizə, buyurun. Sağ olasınız. Bu da bir ilk oldu bizim için, Suriye Türkmenleri için. Aslında Suriye Türkmenlerinde dediğim gibi bazı yasaklardan dolayı birçok ilkler Adilşan'a nasip oldu. Adilşan'a kısmet oldu. Çünkü Adilşan hem Türkiye'de yaşayan hem gönlü memleket için, Türklük için çarpan biri olduğu için Adilşan'a nasip kısmet oldu. Türk Vizyon Şarkı Yarışması'nda daha önce Tataristan'da olmuş. Birincisi Tataristan'da olmuş. 30-34 ülke katılmış. Sonra bunu İstanbul'da yapalım diye düşünmüşler. Azerbaycan'ın ve Kazakistan, Özbekistan'ın ortaklaşa yaptığı bir etkinlik, bir tebdil, yarışma. Erevizyon var da Türk Vizyon niye olmasın demişler ve Türk Vizyon'u yapmışlar. Şimdi o dönemde de bizim Türkmen Dağımız bombalanıyor. Bombalandığı zaman Türkmenlerle ilgili bir şey var insanlarda. Yani Türkmenleri tanımak istiyor, duymak istiyor, yardımcı olmak istiyor. Türkmen Dağı bombalandığında bir baktım bir gün beni bir telefon aradı. Dediler ki ben dedi ismim İslam Bagirov, ben
Mən Azərbaycanlıyam dedi. Sizdən dedi tanışmaq istəyirəm, danışmaq istəyirəm dedi. Bizim böyle bir Türk Vizyon diye şarkı yarışmamız olacak. Sizi de davet etmek istəyirəm. Ben ilk önce hayret ettim. Bizi Suriye Türkmenleri ilk defa bir yerde temsil edileceğiz. Durakladım biraz ilk önce şöyle durdum. Yani inanamadım ilk önce. Sonra dedim yani siz benim kimi aradığınızı bilir misiniz? Adilşan değil mi? He. Ben telefonunuzu dedi şeyden almışım. Kerkük Türkmenili Vakfı'ndan almışım. Onlara da buradan teşekkür ederim. Onların da bize desteği çok oldu. Dedi ben dedi İslam Bagirov dedi. Azerbaycan'ın iş adamıyım. Bu şeyin de dedi organizatörüyüm. Bu Vizyon, yarışmanın da belli, yapımcısıyım. Yapımcısıyım. Dedi size dedi davet etmek isterim katılır mısınız? Katılırız dedik ya. Katılmak ne sevine, kelime? Sevine. İlk defa bir yerde temsil etme hakkımız olacak. Ve biz Türk Vizyon'a geldik. Bir hafta çalışma yaptık. Orada provalar oldu filan oldu. Hemen hemen 30 ülke katıldı. Ve orada biz galip geldik. Ödüller aldık. İlk defa Suriye Türkmenleri bir yerde temsil hakkımız oldu. Ondan sonra Suriye Türkmenlerini duyan oldu. Bütün Türk dünyasından bana talepler gelmeye başladı. İstekler gelmeye başladı. Türkiye'nin her tarafını gezdim. Konserler verdim. 60 vilayete yakın yerde. Yani çok uğurlu bir yarışma oldu. Uğurlu bir yarışma oldu. Adilşan için. Ve öyle özü de söyledi kimi davete alanda hem heyecanlandı, hem biraz həmin davete inanmadı. Ama esas odur ki uğurlu yola siz de adım attık orada evet. Bəli, uğurlu yola adım attınız ve çok uğurlu düşerli oldu. Çünkü həmin məsələ Türk Vizyon yarışmasından sonra Türkiye'de bir neçə konsertler verdi Adilşan ve tabii ki özünü daha yakından tamaşaçılara, insanlara tanıttı. Yani bu yarışmanın çok büyük bir önemi, çok büyük bir rolü oldu sizin hayatınızda ve hayatınızda birçok şeyler değişildi məhz bu yarışmadan sonra. Çünkü biz söhbət edən zamanda Adil Bey özü de qeyd elədi ki, həmin yarışma benim hayatımda çok büyük rol oldu. Çok büyük değişiklikler idi. Uğurlar oldu. Uğura yol açtı benim için bu yarışma. Ne güzel. Biz bu haqda danışacağız. Ama değerli tamaşaçılarımız bizim sponsorlarımızın zamanıdır. Verişimizin baş sponsoru Servi Mebil Parkı'dır. Servi Mebil Parkı yerleşir Sumqayıt şehri 6. Mikrayon Bank of Baku'nun yanında. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda cihaz almaq istəyən bizim tamaşaçılarımız 50% indirim kampanyası keçirilir. Yəni cihaz alanlara 50% indirim olacaq. Odur ki, tələsin, siz də bu kampaniyadan yararlanın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 6-cı Mikrayon Bank of Bakunun yanında yerləşir. Əlaqə nömrələri 050-051-070-662-80-10-du. Şəhər telefonlarından 018-656-23-03 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Digər sponsorumuz isə Meis Məişət Mebilevidir. Əziz tamaşaçılarımız, Meisdə mebillərlə yanaşı məişət avadanlıqlarının da satışı var. Odur ki, tələsin siz də gedin Meisə seçimlərinizi edin və istənilən alışveriş edən müştərilərə gözəl hədiyələr təqdim olunacaq, xüsusilə cihiz alanlara. Hər ayın son 3 günündə isə istədiyiniz mebilləri istehsalçı qiymətinə əldə edə bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu Mikran Üzeyir Hacıbəyov küçəsi Səmma Şadlıq evinin yanında yerləşir. Əlaqə nömrələri 018-657-40-40-055-684-34-04-dür. Digər sponsorumuz isə Bakı Dünya Göz Xəstəxanasıdır. Hörmətli tamaşaçılarımız, Bakı Dünya Göz Xəstəxanasında siz də gedib gözlərinizi müayinə etdirə bilərsiniz cəmi 25 manata. Çünki hal-hazırda 1 yaşına davam kampaniyası davam etdirilir və bu kampaniya müəyyən bir müddət davam etdiyi üçün, yəni hal-hazırda bu kampaniyadan yararlanmaq çox sərfəli olar. Cəmi 25 manat ödəməklə gözlərinizi müayinə etdirəcəksiniz. Göz əməliyyatları isə, hörmətli tamaşaçılarımız, ömürlük, yəni hal-hazırda eynək taxan insanlar var, linza taxan insanlar var ki, hansı ki görmə qabiliyyətləri zəifdir. Yəni bunu bir dəfəlik əməliyyat edəcəksiniz. Amerika istehsalı olan katarakta linzalarla və sizin görmə qabiliyyətiniz %100 gözəl olacaq. Yəni daha yaxşı görəcəksiniz və çəp gözlüyüdən əziyyət çəkənlər isə həmin əməliyyat cəmi 990 manatdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Bakı Dünya Göz Xəstəxanası həftə içi 7 gün 24 saat fəaliyyətdədir. Odur ki, siz də istədiyiniz gündə, istədiyiniz saatda yollanıb gözlərinizin qayğısına qala bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirəm Bakı Dünya Göz Xəstəxanasına. Hal-hazırda qısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. Hər
Hörmətli tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi, bərabərliyimiz davam edir və biz Adil Şanla söhbət edirdik. Çox maraqlı bir söhbətimiz vardı. Türk Vizyon yarışmasından danışdıq. Hansı ki Adil Şanın həyatında çox böyük bir rolu oldu, önəmi oldu, uğura açan yol oldu. Və mən istəyərdim ki, söhbətimizi bitirək. Buyurun, sonluğu gətirin. Çünki söhbətimiz yarım qaldı bu yarışma haqqında. Buyurun. Türk Vizyon şarkı yarışması olmasa bəlkə mən bugün kimsə tanımazdı. Bəli, Adil Şan bugün əgər bu qədər tanındısa, Adil Şan bugün bu qədər hizmetler yapabildiysə, bunun yenə baş mimarı Azərbaycanlı bir iş adamı İslam Bagirov. Onun İslam sayesinde Bagırı. Dün de beni davet etti. Sağ olsun sabahtan akşama kadar arabasıyla gezdirdi Bakü. Biz de selamları, teşekkürümüzü bildiriyoruz adımızdan. Evet, buradan selam iletelim kendisine. Öğlen yemeğimizi yedik. Öğlen yemeği esnasında Türk Vizyon'un bu seneki yani Ocak ayında 2019'un Ocak ayında tekrar olacağını İnşallah. Ve beni tekrar davet edeceklerini Ay, ne güzel. Konu, konak olarak davet edeceklerini söyledi. Onu da buradan ilk defa söylemiş olan. Türk Vizyon şarkı yarışması bu şekilde benim hayatıma bir şeyler kattı. Ben Türk Vizyon'a çok şey borçluyum. Türk Vizyon'dan önce beni dediğim gibi kimse tanımazdı. Ondan sonra işte Diriliş dizisine Aha, ne geçtik. Güzel. Ben istedim ki Diriliş dizisinden de yani serialından da danışaq hürmetli tamaşaçılarımız. Necə oldu dəvət aldınız bu seriala? Kim tərəfindən dəvət aldınız? Hansı obraza canlandırdınız? Çekimler necə gedir? Bax bu haqda danışaq. Evet. Şimdi ben Diriliş dizisine bu Türk Vizyonu'nda tanınınca müzik de Türk Vizyonu'ndaki okuduğum müzik aslında ilk giriş yaptığımız müzik Türk Vizyon'dandı. Hı hı. O da Diriliş müziğinin jenerik müziği ya Diriliş'in. Evet. Onun müziği. Ben ona söz yazdım. Mehmet Bozdağ'la bu vesileyle tanışmıştık biz. Hı hı. Mehmet Bozdağ beni o yarışmada dereceye girdiğimi işte şeyi görünce o da sağ olsun davet etti. Dedi işte Suriye Türkmenlerini, Türkmen Dağı'nı, Bayır Bucağı'nı işte o zaman bombalanma zamanıydı. Dedi onlara bir tanıtım olsun, onlara bir moral olsun diye diziye davet etti. Kendi davet etti sağ olsun. Ona da çok şey borçluyum. Ondan sonra ben diziye girdim. Türkmen Dağı şiiriyle giriş yaptım. Hı hı. Ve bir günde Diriliş dizisinde benim bir eserim 15 bin kişi paylaşmış. 1 milyon kişi izlemiş. 1 milyon kişi izlemiş. Ondan sonra Mehmet Bey sakalını kesme. Aralara seni çağıracağız dediler. Yani o şekilde. Çekimlere, çekimler İstanbul'da yapılıyor, Beykoz Ormanı'nda yapılıyor. Hı hı. İşte yeni sezon da tekrar başladı. Ben birkaç gün önce de tekrar Mehmet Bozdağ'la görüştüm. Hı hı. Mehmet Bozdağ tekrar ki yeni bölümlerimizin olacağını, işte yeni şiirler, yeni eserler var. Daha hiçbir yerde okumadım. Burada da okumadım. Hı. Başka yerde de okumadım. İlk defa Diriliş dizisinde izleyecekler, dinleyecekler yeni eserlerimizi, güzel eserler hazırladık, sürpriz eserlerimizi hazırladık. Konuşmuşken Mehmet Bozdağ benim bu kitabım ve Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kitabımın Hı-hı. baskısını da kendisi karşıladı. Onun masraflarını da Mehmet Bozdağ Aa, ne güzel, güzel karşıladı. Ettik, Yardımcı ben. Oldu evet. O Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve orada bir ben disk görürüm. Zahmet olmasa Adil Şan bu seferlerimizde sizin musikleriniz, şiirlerinizden hazırlanmış bir bu, diskti. Öyle değil mi? Bu CD benim 2016 yılında yapmış olduğum bir CD. 2016 yılda hazırlanmış bir diskti hürmetli tamaşaçılarımız. Bu diskte benim yöresel ağızda çünkü Hı-hı. dikkat ettinizse ben sadece kahramanlık türküleri, kahramanlık Hı-hı. eserleri okumuyorum. Yanında yerel kültürümü de götürüyorum. Yani Hı-hı. benim yerel kültürümü de gelecek nesiller tanısın diye, bilsin diye sadece efendim ben bu kıyafeti giyip de Diriliş türküsü, kahramanlık türküleri okumak istemiyorum. Çünkü yerel kültürü de kaldıracak, götürecek yanında başka biri yok. Başka bir Adil Şan yok. Hı-hı. O yüzden bu ağır iktiharda sizin çiğninize düşüyor. Yerel şive, Türkmen ağzı, Türkmen kültürünü de yanında götürüyorum ki ona da hizmet etmiş olayım, gelecek nesile aktarmış olayım. Onların hepsini bir albümde, bir diskte hazırladık. Ne güzel. Bakabilirim, zahmet Tabii. olmasa. Bunu size hediye edeyim. Ay, teşekkür ederim. Burada toparladım 2016'da. Türkmen Meclisimiz, Suriye Türkmen Meclisimiz sponsor olup da bastırmıştı. Hı-hı. Onlara teşekkür ederim. 11 musiki var içinde, çok evet. güzeldi. Adil Şan'ın, aha ama ismi de Dilimiz adlandı. Dilimiz, yani mesela, bizi dilimizden evet. tanısınlar diye. Aha, ne güzel. Böyle şey yaptım. Teşekkür ederim hediyeniz için de. Ve aha,
Mən istəyirəm ki, Adil bəy, sizə belə bir sual verim. Əslində sizlə daha yaxından, sizi daha yaxından tanımaq istəyəndə, təbii ki, bu sosial şəbəkələr hal-hazırda daha çox gündəmdədir. Hansı ki, bizə yardımçı olur bir insanı daha yaxından tanımağımız üçün. Və sizin Facebook səhifənizə də baxanda, orada elə bəs bizim elə Azərbaycanlı qəhrəmanımız İbad Hüseynli ilə bərabər şəkillərinizi gördüm. Evet. Çox məndə bir maraq doğurdu. Necə oldu? Görüşünüz də olub, hətta səhv etmirəmsə? Tabii. Şimdi Azerbaycan canda gönülde olduğu için nerede bir Azerbaycanlı varsa ben muhakkak yaklaşırım. Çeker beni. Mıknatıs gibi çeker. Gider muhakkak ondan bir arkadaşlık sohbetlerim olur. İvat kahramanımız da Balıkesir'de bir arada olduk. Balıkesir'de iki gün bizi misafir etmişlerdi. Onunla bir Türkmen festivalinde, Türkmen Yörük festivalinde Türkmenlerin yayladan inişini anlatan bir festivalde birlikte olmuştuk. Hı-hı. Tanışma fırsatımız olmuştu. Böyle bir kahramanla, Azerbaycan'ın bir yiğidiyle aynı platformda, aynı sahnede olmak tabii ki benim için bir gururdu. Yani toparlamaya çalışırsak, Azerbaycan bende çok derin şeyleri var, etkileri var. Azerbaycan'ı ben asla unutmam. Azerbaycan'ın emeklerini ben de unutmam. Çünkü Azerbaycan benim tanınmama vesile olan, ilk defa beni yurt dışına çağıran, ilk defa Ganira Paşayeva'nın davetlisi olarak gelmişim, ilk defa görmüşüm. Biz de kahramanla sonsuz keza teşekkürümüzü bildiririk. Evet. O yüzden bu şekilde kahramanla da görüşmüş olduk. Aha, kahramanla görüş oldu ve ne hoş təsadüf ki, sabahki verilişimizde de, programımızda da, mesela kahramanımız İbad Hüseynli'nin artık ikinci filmi çekildi, Xüsusi Təyinat 2 ve hemen filmin təqdimatı mesela sabah bizde geçiriləcək. Ne hoş təsadüf oldu. Ve çox xoş oldu doğrudan da sizi tanımaq və ən çox sevindiyim halda oldu ki, hörmətli tamaşaçılarımız bugünkü bu sabahda məhz Adil Şanla bərabər ilkləri məsələ sizlərlə bölüşdük. Evet. Çünki tamaşaçılarımız dəyərli zamanlarını bizi ayırıb bizi izləyirlərsə, əslində 2 saat az bir vaxt deyil və 2 saatı ayırıb bizi izləyirlərsə, onlara xoş bir proqram hazırlanır, bizim üçün də çox xoş olur. Və ilkləri, yenilikləri məsələ Adil Şan bu sabah üçün saxlamışdı. Evet. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Nə xoş ki, məhz azərbaycanlılar, hörmətli tamaşaçılarımız Adil Şana dəstək oldular, Adil Şanı tanıtdılar və bugünkü gündə artıq Adil Şana bir çox iş təklifləri gəlir, təbii ki, öz işi ilə əlaqəli və məsələ Türk Vizyon yarışması da Adil Şanın həyatında çox böyük bir rol oldu. İslam bəyə təşəkkürümüzü bildiririk, bax bu gözəl addımı üçün, təklifi üçün, çünki Adil Şanı tanıtdılar və həmin məhz Türk Vizyon yarışmasından sonra da artıq seriala dəvət aldı. Hansı ki çəkimləri də gedir və təbii ki olacaq və Adil Şan da artıq daha da qürurlandı və hər zamanda məsələ yeniliklər üzərində çalışır. İnşallah. Sonda isə bizim klipimiz olacaq, səhv etmirəmsə. Çoban bəy klipimiz, 7 numara versiyonu. Çoban bəy klipimiz olacaq sonda, hörmətli tamaşaçılarımız ilə hər birimiz bərabər izləyəcəyik. Bugün doğrudan da çox möhtəşəm bir gün oldu. Çünki bugün məsələ sizin tarixinizi az da olsaq nəzər saldıq sizin sayənizdə. Sizin adətlərinizdən danışdıq bugün. Sizin əlinizdəki bu gözəl libastan məlumat verdiyi tamaşaçılarımıza ki, hansı ki bir daha qeyd edim ki, məhz Adil Şanın öz əl işidir. Hansı ki bir həftəyə hazırlayıb, təbii dəridən hazırlanılıb. Çox gözəl bir libasdır və yarışmada da məsələ Adil Şanı bu libasda gördükləri üçün hörmətli tamaşaçılarımız Adil Şan söylür ki, artıq məni hara dəvət edirlərsə qeyd edirlər ki, həmin libasda gəl, çünki artıq sizi belə qəbul ediblər və hörmətli tamaşaçılarımız doğrudan da çox gözəl bir libasdır, gözəl türküləriniz var, gözəl yazınız var, deyir, qələminiz hər zaman iti olsun, biz belə deyərik azərbaycanlılar. Sonda klip olacaq hörmətli tamaşaçılarımız və bir daha çox sevindirici bir haldır ki, dünən 18 noyabr məsələ bayraq günü qeyd olundu türkmənlərdə və bunların xüsusi, yəni bayrağı da biz artıq nümayiş etdirdik, rejissorumuza təşəkkürümü bildirəm və mümkün olsa bir daha bayrağı bəli göstərək. Çünki hər il artıq 18 noyabr, 18 Kasımda, yəni bayraq günü qeyd olunacaq möhtəşəm şəkildə. Hər zaman zirvələrdə
dalğalansın bayrağınız. Narz edirəm sizlərə. Və təbii ki, bayrağın anlamını da, rəmzini də, məsələ, Adilşan daha ətraflı tamaşaçılarımızla bölüşdü. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. 2 saat necə gəldi, necə keçdi, fərqinə varmadıq. Çox tez keçdi. Elə bir 2 dəqiqə keçdi. Hər reklam arası biz bunu dedik ki, vaxt çox tez keçir. Amma çalışdıq ki, qısa olaraq suallarımızı, cavabını alaq sizdən. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün. Bizim üçün çox xoş oldum. Və hər zaman qapımız izninizə açıqdır. Çünki biz Azərbaycanlılar doğrudan da çox qonaqpərvəriyik. Və hər zaman xoş olar ki, Adilşan məsələ bax bu sabah da qonaq olsun. Və ilkləri hər zaman bu sabaha saxlasın. Sonda demək istədiyiniz söz varsa, buyurun. Sonda ben başta Ganira Paşayova'ya teşekkür etmek isterim. Ona çok teşekkür ederim. Onun sayesinde, sayesinde buradayız. Allah razı olsun. O gittiği bütün Türk toylarında, bütün Türk festivallerinde Suriye Türkmenlerini, Bayırbacak Türkmenlerini zikrediyor. Onun için bizde çok şeyi var, emeği var. Buraya beni davet ettiği için de ona ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya TV'ye teşekkür ediyorum. Buraya davet edip de bizim kendimizi, derdimizi anlatma fırsatı verdiniz bize, Suriye Türkmenlerini, Can Azerbaycan halkına, soydaşlarımıza. Her zaman gözlüyoruz. Anlatmış olduk. Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de ayrı teşekkür ederim. Şahsınıza da teşekkür ediyorum. Minnettara. Güzel bir sohbet oldu. Rabbim inşallah bundan sonra ayağımız kesilmez. Alıştı tabii artık ki. Ayağımız. Ben aslında dedim sonda demek istediğiniz söz varsa bugünü nezarda tuturam. Evet. Çünkü bu son değil. Hele növbəti görüşlerimiz olacak. Ve Adilşan da qeyd etdi ki artık Türk Vizyonun yenisinə start veriləcək, qonaq olaraq dəvət olacaqsınız. İnşallah onda da dəvət edərik. İnşallah. Vaxtımız yekunlaşdı, hörmətli tamaşaçılarımız. 2 saat necə gəldi, keçdi, fərqinə belə varmadıq. Bir daha sonra sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qənara xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Sizə dəstək olduğu üçün İslam bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Və dəyərli tamaşaçılarımız, sizlərlə sağollaşırıq bugünlük. Sonda gözəl bir kliplə sizlərlə bugünlük sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında. Siz sağ, biz salamat. Çiğdem çiçekleri açar dağlarda, salkım salkım üzümleri bağlarda, Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda, bir başkadır benim çoban bey sevdam, çoban bey sevdam. İçimde yatar çoban bey sevdası, düğünlerde havşe Türkmen ovası, dillerde türküler barak havası, bir başkadır benim çoban bey sevdam. Yiğitler dolaşır her bir yanında, davar güderdik Toyran yolunda, asalet akar Türkmen kanında, bir başkadır benim çoban bey sevdam. Uşaqları akşam gelin qoq oynardı, Nacar Zeki dayım cərcər döverdi, Hatice qarı cumluqları güderdi, bir başqadır benim çoban bey sevdam.
can verilirdi Türkmeneli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim Çoban Bey sevda. Adil Şam'dan Çoban Bey'i sorarsam, Ali Silov Keş Ahmet Muhtar Hallo'dan, Daşlık Uhuf yolu Büyük Uhtan, bir başkadır benim Çoban Bey sevdam. Bir başkadır benim, bir başkadır Çoban Bey sevdam.